Türk dünyasının güçlü sesi TRT Avaz ekranlarına hoş geldiniz. Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 27 Nisan 2021 Salı. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye kapanıyor. Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Ayrıntıları aktaracağız birazdan. Avrupa Birliği aşı yaptıran Amerika vatandaşlarına sınırları açmaya hazırlanıyor. AstraZeneca firmasıyla da arasındaki anlaşmazlığı mahkemeye taşıyor. Detayları alacağız. TRT Brüksel temsilcisi döndü sarı ışıktan. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin aşılarına bu hafta onay vermesi bekleniyor. Ayrıntıları Pekin'den Musab Eryiğit aktaracak. Sevgili seyirciler, İran kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatında 3 askerimiz şehit oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize. Operasyonlar sürüyor. Son durumu sınır hattından Bülent Çulcuoğlu aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Biden'ın mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullandığını söyledi. Peki başka ne dedi? Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Sevgili seyirciler, Kıbrıs sorununun çözümü için gözler bugün Cenevre'de. 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi Kıbrıs görüşmeleri akşam saatlerinde başlayacak. 3 gün sürecek toplantılarla ilgili detayları Cenevre'deki TRT ekibinden Enes Polat'tan alacağız. Arnavutluk'ta hafta sonu seçimler yapılmıştı. Parlamento seçimleri sonuçları netleşmeye başladı. Başbakan Edi Rama önderliğindeki Sosyalist Parti yarışı önde götürüyor. Ayrıntıları Tiran'daki TRT ekibinden Ufuk Şahin aktaracak. TİKA sevgili seyirciler, Ramazan ayında yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan'da erenler sofrası kurdu TİKA. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor. İşte Bakü, Nursultan, Taşkent muhabirlerimiz bugün canlı yayında ayrıntıları aktaracaklar. Başlıyoruz. Türkiye 17 gün boyunca tam kapanma sürecine geçecek. Kapanma süreci 29 Nisan Perşembe günü başlayacak. 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 5'te sona erecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Dünyada koronavirüs vakaları 148 milyon 500 bini, can kaybı ise 3 milyon 134 bini geçti. Avrupa Birliği ile AstraZeneca firması arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınıyor. ABD'de yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı ihtiyacı olan ülkelere gönderilecek. Afrika kıtası genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz Covid aşısı çöpe gitti. Cenevre'de yapılan 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi Kıbrıs toplantısına Türk tarafı yeni bir vizyonla gitti. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek toplantıda Kıbrıs meselesinde yakın gelecekte kalıcı bir çözümü müzakere etmek için ortak bir zemin aranacak. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde zorla ittiği sığınmacılara yönelik şiddet bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Yasal Midilli Merkezi isimli sivil toplum kuruluşu Girit yakınlarında fırtınaya yakalanan yaklaşık 200 sığınmacıyı geri iten Yunanistan aleyhine yeni dava açtı. Bu Yunanistan aleyhine geri itilen sığınmacılar için açılan 5. dava oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Açıklamadaki ifadelere radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu durum ortaya çıkan tablonun İki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Ukrayna'nın Donbas bölgesine ateşkes ihlalleri devam ediyor. Son 24 saatte Rusya yanlısı ayrılıkçıların 12 kez ateşkes ihlali yaptığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Donbas bölgesindeki çatışmaları durdurmak için imzalanan Minsk Anlaşması'nın yenilenmesini istedi. Kremlin'den bu açıklamaya endişe verici bir sinyal değerlendirmesi geldi. Müzik
Myanmar'da askeri darbeye karşı yapılan protestolar sürüyor, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 753'e yükseldi. Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 17'si yaşamını yitirdi, 3 göçmen ise İspanyol askerleri tarafından kurtarıldı. ABD'de polis şiddetinin önüne geçilemiyor. Kaliforniya eyaletinde bir polis memurunun otizmli bir çocuğu yumrukladığı anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler büyük tepki topladı. Evet, gelişmeler böyleydi sevgili seyirciler. Şimdi detaylara birlikte bakacağız. Türkiye 17 gün boyunca tam kapanma sürecine geçecek. Kapanma süreci 29 Nisan Perşembe günü başlayacak. 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 5'te sona erecek. Alınan yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 29 Nisan 2021, yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısmi kapanma süreci sona erecek. Türkiye 17 gün boyunca tam kapanma sürecine geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Alınan kararları kamuoyuna açıkladı. Türkiye, 29 Nisan Perşembe gününden 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar tam kapanma sürecine geçecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili son gelişmeler hükümeti harekete geçirdi. Eğitimden seyahate yeni tedbirler alındı. Alınan yeni kararlara göre restoran ve kafeler yine paket servis hizmetine geçecek. Şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti kesintisiz verebilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Marketlere gelince, önceki dönemde hafta sonu cumartesi ve pazar günü açık olan zincir marketler bu kez pazar günü kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılar vefa ekiplerinden destek isteyebilecekler. Bahçesinden geçen sene ve eğitim 3 haftalık tam kapanma sürecinde yeniden uzaktan eğitime geçilecek. Anaokulu, kreş, 8 ve 12. sınıflar dahil yüz yüze eğitime ara verilecek. Uygulama 29 Nisan Perşembe günü saat 19'dan itibaren başlayacak. Tüm sınavlarda ertelendi. Okullarda 3 Mayıs sonrası yapılması planlanan dönem sınavları 17 Mayıs sonrasına bırakıldı. Kamu personeli de uzaktan çalışmaya yönlendirilecek. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerinin salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütülmesi için de gerekli önlemler alınacak. Evet, 17 günlük tam kapanma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından işte bu sözlerle açıkladı. Detayları daha fazlası için şimdi sağlık muhabirimiz Çağlagül Tuncer'e döneceğiz. Ona soracağız. Aslında tabii rakamlar, vakalar, vaka sayılarının yüksekliği bu tür tedbirleri şart koşmuştu. İşte kabine toplantısında da bu karar çıktı. 17 gün boyunca Türkiye tam kapanacak. Nedir detaylar, ayrıntılar? Senden alalım uygulamanın ayrıntılarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve özellikle tam kapanmanın detayları belli oldu. Sizlerle paylaşalım. Özellikle tüm iş yerleri bu 3 hafta boyunca kapalı olacak. Üretim, gıda, imalat, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç olacak. Restoran ve kafe gibi yeme içme sektöründe sadece paket servisi olacak. Gelal servisi bu defa olmayacak. Bunun yanında zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
hafta içi 6 gün boyunca saat 10 ila 17 arasında marketler açık olacak. Şehirler arası seyahatler izne tabi olacak. Toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle hizmet verecek. Özellikle konaklama tesisleriyle ilgili yeni bir uygulama var. Bunu da paylaşalım sizlerle. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması için istisna teşkil etmeyecek. Bu kişiler de kısıtlamaya dahil olacak. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak. Kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek. Bu süreç 29 Nisan Perşembe günü saat 19 itibariyle başlayacak. 17 Mayıs sabah saat 5'e kadar devam edecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Alagül Tuncer sağlık muhabirimiz aktardı işte uygulamanın detaylarını, ayrıntılarını sevgili seyirciler. Peki tedbirler sıkılaştırıldı. Buna neden olan tabloda son durum ne? Ona bakalım. Türkiye'de son 24 saatte 268.893 test yapıldı sevgili seyirciler. Bu testlerin sonucunda 37.312 yeni vaka, vakalarda biraz düşüş söz konusu, 2.716 yeni hasta tespit edildi. 48.027 kişi sağlığına kavuştu. Maalesef 353 kişi ise salgın sebebiyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı 26 Nisan'a ait koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. Bir günde 268.893 test yapıldı. Toplam test sayısı 46.153.151'e ulaştı. Son 24 saatte 37.312 semptom göstermeyen yeni vaka, 2.716 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısının 4.667.281 olduğu belirtildi. Son 24 saat içinde 48.027 kişi iyileşti. Sağlığına kavuşanların sayısı 4.121.671'e yükseldi. 26 Nisan tablosuna göre 353 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 38.711 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.563 olarak kaydedildi. Türkiye'de tablo böyle. Dünyada da sevgili seyirciler vaka sayıları 150 milyona dayandı. 148 milyon 500 bin vaka sayısı, dünyada can kaybı ise 3 milyon 134 bini geçti. Avrupa Birliği AstraZeneca firması arasındaki anlaşmazlığı mahkemeye taşıyor. ABD'de yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısı ihtiyacı olan ülkelere gönderilecek. Afrika kıtası genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz Covid-19 aşısı da çöpe gitti. Avrupa Birliği ile AstraZeneca firması arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınıyor. Avrupa Birliği Komisyonu aşı tedarikine ilişkin taahhütlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle firma hakkında hukuki süreç başlattı. AstraZeneca ise sorumluluğunu yerine getirdiğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 138 milyondan fazla kişi, yani nüfusun yaklaşık %42'si ilk doz aşıyı oldu. Ancak aşılama başladığından bu yana ikinci dozu olmayanların sayısı iki kat arttı. Ülkede yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca aşısının aşı ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlanacağı bildirildi. Almanya'da can kaybı salgının başladığı bir önceki yıla kıyasla %5 arttı. Başbakan Angela Merkel aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının en geç Haziran'da kaldırılabileceğini söyledi. İtalya'da salgına yönelik sıkı tedbirler ülkenin büyük kısmında gevşetildi. Portekiz'de yaklaşık 8 ay sonra ilk kez günlük verilerde salgınla bağlantılı can kaybı kaydedilmedi. İran'da ise koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren en yüksek günlük can kaybı kaydedildi. Bir günde 496 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 70 bini geçti. Bangladeş, Hindistan'dan kara yoluyla gelenlerin 14 gün boyunca ülkeye kabul edilmeyeceğini bildirdi. Vaka sayısının 4,5 milyonu geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 120 bine ulaştığı Afrika kıtasındaysa aşıya ulaşamama sorununun yanında şimdi de eldeki aşıların kullanılamaması sorunu yaşanıyor. Kıta genelinde son kullanma tarihi dolan 75 bin doz Covid-19 aşısı çöpe gitti.
Brüksel'e gideceğiz şimdi. Döndü sarı ışıkla konuşacağız. Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasındaki aşı tartışması şimdi mahkemeye sevk edilmiş gözüküyor. Neler aktaracaksın bu duruma ilişkin? Avrupa Birliği bu arada biliyoruz ki Amerika'dan gelen aşı yaptıranlara, aşı yaptırmış olan Amerikan vatandaşlarına sınırlarını açmaya da hazırlanıyor. Pek çok ülkede tedbirlerin gevşetildiğini aktardık biraz önce haberimizde. İtalya'da keza öyle. Neler aktaracaksın bu son duruma ilişkin, genel duruma ilişkin salgınla ilgili? Coşkun Özen, Avrupa Birliği üyesi ülkeler yavaş yavaş kısıtlamaları gevşetmeye başladılar. Söz gelimi Belçika'da pazartesi günü itibariyle dükkanları artık randevuyla değil doğrudan kişiler gidip alışverişlerini yapabilecek duruma geldiler. Henüz kafeteryalar, bar ve restoranlar açılmadı ancak onların da artık Mayıs ayı itibariyle açık alanları yani daha çok bahçe, balkon gibi tesislerin kısımlarını hizmete açmaları ve misafir kabul etmeleri bekleniyor. Ancak yine de tam normalleşme için henüz erken. Önümüzdeki haftalarda şayet bu gevşeme tedbirleri olumsuz bir geri dönüşe yani tekrar vakaların artışına sebep olmazsa aşamalı olarak Avrupa Birliği üyesi ülkeler kısıtlamaları gevşetecek ve yaz öncesi normalleşecek. Elbette bu normalleşmede aşılama konusu son derece kritik ve önemli. Kitlesel aşılama çalışmaları da hızlandırılmaya çalışılıyor. Belçika'da artık 1 Haziran itibariyle 18 yaş üstü herkese aşı yapılması planlanıyor. Ancak aşı yapılabilmesi için de aşı teslimatında sıkıntı yaşanmaması gerekiyor. İşte AstraZeneca aşısı başından beri önce kan pasılaşmasına sebep oluyor mu, olmuyor mu, işte yeterli derecede koruma sağlıyor mu tartışmalarıyla İngiltere ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında bir gerilim sebebi olmuştu. Daha sonra da İngiltere'ye öncelik veriliyor. Avrupa Birliği sınırları içinde fabrikalarda üretilen AstraZeneca'lar başka ülkelere gidiyor denmişti. Bu kez de Avrupa Birliği Komisyonu artık konuyu mahkemeye taşımaya karar verdiğini açıkladı. Geçen hafta Cuma günü itibariyle dava açıldı. Ve Avrupa Birliği Komisyonu AstraZeneca'nın Ağustos 2020'de imzalanan anlaşma uyarınca teslimatları yerine getirmediği ve sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle davayı açtı. AstraZeneca firması ise 24 saat çalışıyoruz, tesislerimizdeki kapasiteyi artırmak için teknik bir takım çalışmalar da yaptık ancak aşı gibi nihai ürüne ulaşılması zaman alan bir konuda birdenbire aşının artmasını beklemek de mümkün değil. İyi niyetli ve yapıcı bir şekilde Avrupa Birliği ile aslında işbirliği yapmak istiyoruz. Fakat konuyu da mahkemeye taşımış olmaları üzüntü verici. Kendimizi sonuna kadar savunacağız. Salgın şartları altında çalışıyoruz şeklinde bir açıklama geldi aşı firmasından. Peki Avrupa Birliği cephesinde durum ne? Avrupa Birliği 2021 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 80 milyon doz aşı bekliyordu AstraZeneca'dan ancak sadece 30 milyon doz teslim edilebildi. İkinci çeyrekte ise bu miktarın yaklaşık 180 milyon doza çıkması umuluyordu. Fakat toplamda sadece 70 milyon doz daha gönderebileceğini firma açıklayınca Avrupa Birliği durumu mahkemeye taşıdı. Ancak şunu da hatırlatalım, AstraZeneca aşısı yaptıranlarda kan pıhtılaşma riski olduğu gerekçesiyle Danimarka başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu aşıyı zaten kullanmayı durdurdu. Ancak Avrupa Birliği firmalarla, aşı firmalarıyla bir havuz sistemi üzerinden anlaşma yapıyor. Yani Avrupa Birliği'nde yine edinilen dozlar aşıyı kullanmak isteyen üye ülkelere paylaştırılacak. Dolayısıyla Avrupa Birliği her ne kadar bazı üye ülkeler bu aşıyı kullanmaktan imtina etse de kullanmaya devam edenler için sözleşme uyarınca gerekli dozları almak istiyor. Son olarak BioNTech firmasıyla mevcut anlaşma genişletilmişti. 1 milyar 800 milyon doz aşının 2023 yılına kadar teslim edilmesi şeklinde bir anlaşma yapıldı. Bu da artık çocuklar dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ndeki herkesin aşılanacağı anlamına geliyor önümüzdeki aylarda. Belli bir düzeyin tutturulması salgının kontrol edilebilmesi açısından son derece önemli. İşte örneğin İsrail, örneğin İngiltere bunu başardılar ve tedbirleri gevşettiler. Dileriz Avrupa Birliği de bu sorunu bir an evvel çözer. Döndü sarışık Belçika'dan aktardı sevgili seyirciler ayrıntıları. Şimdi Çin'e gideceğiz. Dünya Sağlık Örgütü Çin aşılarına bu hafta onay verebilir. İşte bu bilgi
Nedir detayları? Örgütten yapılan açıklamanın ayrıntıları neler? Onları alacağız. TRT Pekin temsilcisi Musa Peryit karşımızda. Şimdi Çin aşısı, Türkiye'de Çin aşısını kullanıyor. Son derece etkili Çinli makamlar tarafından açıklanmıştı. Türkiye'de de teyit edildi. Peki Dünya Sağlık Örgütü niye bu kadar bekledi buna onay vermek için? Bu hafta bu onaylar gelebilir dedik ama senden alalım ayrıntıları. Coşkun Özen, evet, aslında uzun süredir bekleyen bir başvurusu var Çinli aşı üreticileri, başta Sinopharm ve Sinovac olmak üzere. Aşılarını ürettikten 3. faz klinik testleri tamamlamasının ardından hem gerek Çin'de gerekse de dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanmıştı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmamıştı. İşte bu bekleyişin sebebi de gerekli verilerin klinik testlere dair, özellikle de 3. faz klinik testlere dair gerekli verilerin Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaması gerekçe gösterilmişti. Yaklaşık 2 ay önce iki Çinli üretici Sinovac ve Sinopharm aşılarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanması, Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde yürütülen COVAX programına dahil edilmesi için başvuruda bulunmuştu. İşte bu başvuru süreci artık tamamlanmak üzere. Bu hafta içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre bu hafta içerisinde Sinopharm'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının onaylanması mümkün, artık günler kaldı denilebilir. Sinovac'ın aşısının onaylanmasının ise önümüzdeki haftayı bulabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla da uzun süredir yaşanan bu beklemede artık son günlere doğru girmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün Çinli aşı üreticilerinin aşılarını onaylaması, Birleşmiş Milletler liderliğinde uygulanan, özellikle de Afrika gibi fakir, henüz aşıya erişememiş ülkelere yardım programı kapsamında Çinli aşıların dahil edilmesi anlamına geliyor. Bu da dünyadaki aşılama sayısının biraz daha hızlanması anlamına geliyor. Zira dünya adeta şu an virüse karşı aşılama yarışında, birbirleriyle rekabet halinde, yarış halinde. Aşıya erişim oldukça güç. Bu anlamda Çin aşısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanarak Birleşmiş Milletler liderliğinde yürütülen COVAX programına dahil edilmesi ve Afrika ülkelerine bu aşıların erişiminin açılması ile bu ülkedeki, özellikle de Afrika'daki büyük nüfusun aşılanması, salgının önlenmesi için oldukça önem taşıyor diyebiliriz. Zira hali hazırda Çinli aşı üreticilerinin aşılarının dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını söylemiştik. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de de aynı şekilde Çinli aşı üreticisi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı kullanılıyor. Bu aşılar ülkelerdeki mevzuatlara göre gerekli kontrollerin yapılmasının ardından hem Çin'de hem de yurt dışında kullanılıyordu. Ancak artık bu hafta Sinopharm, önümüzdeki haftada Sinovac'ın aşısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmasıyla COVAX programına da dahil edilmesi ve Afrika gibi henüz aşıya erişememiş birçok ülkenin de kullanımına açılması bekleniyor diyelim ve sözü sana bırakalım Coşkun Özen. Musa Peryit Pekin'den aktardı. Sevgili seyirciler, önemli bir gelişmeydi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sevgili seyirciler, akıl almaz bir iddia ile gündemde. İngiliz basını Johnson'ın karantina yerine binlerce cesedi tercih ederim dediğini öne sürdü. Johnson iddiayı yalanladı. İngiltere'de koronavirüsle mücadele kapsamında Kasım ayında ikinci kez karantina kararı alındı. Daily Mail gazetesinin iddiasına göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya sıcak bakmadı. Artık başka karantina yok, binlerce ceset üst üste yığılsın ifadesini kullandı. Ancak bu sözlerine rağmen Ocak ayında üçüncü karantinayı inan etmek zorunda kaldı. Gazeteye konuşan bir kaynak, başbakan karantina fikrinden nefret ediyor ve işe yaradığına dair kanıt olmadığını düşünüyor dedi. Kabine üyeleri ve uzmanların başka seçenek olmadığını söylemesi üzerine Johnson'ın boyun eğmek zorunda kaldığını belirtti. Johnson iddiayı yalanladı. Karantinanın işe yaradığını vurguladı. İnsanların hükümet olarak bizden istediği, karantinanın işe yaradığından emin olmamız ifadesini kullandı. Sevgili seyirciler, Hindistan günlerdir dünyadaki en yüksek günlük vaka sayısını rapor ediyor. Bir günde yüz binlerce kişinin virüse yakalandığı ülkede can kaybı 200 bine yaklaştı. Başkent Yeni Delhi'deki birçok hastanede yatak ve oksijen yetersizliği nedeniyle kriz durumu ilan edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hintli mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini ileterek Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Hindistan'da 5 gündür dünyadaki en yüksek vaka sayıları kaydediliyor. Bir günde 352 binden fazla kişinin testi pozitif çıktı, can kaybı 195 bini geçti. Başkent Yeni Delhi'de yatak ve oksijen yetersizliği nedeniyle bazı hastaneler kriz durumu ilan etti. Hastanede sıra beklerken hayatını kaybedenlerin olduğu ülkede salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cenazeler ise kurulan geçici krematoryumlarda toplu olarak yakılıyor. Farklı mutasyonların bir arada olduğu Hint varyantının ise salgınla mücadeleyi zorlaştırmasından endişe ediliyor. Ülkede durumun giderek kötüleşmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hint mevkidaşı Subrahman Jayshankar'la telefonda görüştü. Vakaların en yüksek rakamları gördüğü Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de tıbbi ekipman desteği yollayacaklarını açıkladı. Google şirketi Hindistan'a yaklaşık 18 milyon dolar bağışlayacağını, Microsoft ise gerekli tıbbi ekipmanların sağlanması için destek olacaklarını duyurdu. Hindistan hükümeti sosyal medyada bilgi kirliliğini önlemek için harekete geçti. Halk içinde paniğe yol açtığı ifade edilen 100 paylaşımın silinmesi istendi. Sevgili seyirciler, İran kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatında 3 askerimiz şehit oldu. Teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, el yapımı patlayıcıya basma sonucunda ise Piyade Sözleşmeler Mustafa Çalım'la bir asker daha şehit düştü. Operasyonlar bölgede devam ediyor. Ayrıntıları ve son durumu alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu'ndan şehitlerimize rahmet diliyoruz ama Mehmetçik cansiperane bir şekilde bölgede hem havadan hem karadan teröristleri vurmaya devam ediyor. Nedir ayrıntılar, senden alalım son durumu. Coşkun Özen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina bölgesinde başlattığı Pençe Şimşek ve yine Avaş'ın Basyan bölgesindeki Pençe Yıldırım operasyonları devam ederken operasyonun 4. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37'ye yükseldi. Sabah saatlerinden şu saate kadar 4 terörist etkisiz hale getirildi. Evet, Avaş'ın Basyan bölgesi yani Pençe Yıldırım harekatı bölgesinde dün Piyade Sözleşmeler Mustafa Çalım şehit olmuştu. Çatışmada şehit olmuştu. İşte o çatışmanın yaşandığı bölgede sıcak takibini sürdüren komandolarımızın tespit ettiği bir PKK'lı terörist bölgeden kaçmaya çalışırken komandolarımız tarafından vurularak etkisiz hale getirildi ve silahıyla birlikte ele geçirildi. Yine bir diğer operasyonun yapıldığı bölge Avaş'ın Basyan'daki bir mağaranın olduğu bölge. Bölgede arama tarama faaliyetini yürüten komandolarımız tarafından bir mağarada 3 PKK'lı teröristin olduğu belirlendi. Bunun üzerine havalanan savaş uçaklarımız Avaş'ın Basyan'daki bu mağarayı nokta atışıyla vurarak içerideki 3 teröristi etkisiz hale getirdi ve mağarada kullanılamaz hale getirildi. Operasyonun 4. gününde izledik ve bu 4 günlük süre içerisinde şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri hem havadan hem de karadan toplam 1300'den fazla hedefi imha etmiş durumda. Evet, 1300'den fazla hedef imha edildi. 37 terörist etkisiz hale getirildi ama maalesef 3 askerimiz şehit oldu. 6 askerimiz de yaralandı. Ancak şunu da hemen belirteyim ki şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı komandolarımız. Metina ve Avaş'ın Basyan bölgesinde özellikle teröristlere ait çok sayıda sığınak, barınak ve cephanelik ile mağaralar vardı. Ve bu 4 günlük süre içerisinde şu ana kadar toplamda 60'a yakın mağara, barınak, sığınak tespit edilmiş durumda. Bu mağara ve sığınaklara giren komandolarımız teröristlere ait mühimmatları, silahları ve bazı çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirdi ve o barınak ve sığınaklarda patlatılarak tamamen tahrip edildi, kullanılamaz hale getirildi. Şu anda komandolarımız Irak'ın kuzeyinde Metina Avaş'ın Basyan bölgesinde sınırımızdan 25-30 kilometre derinlikte ilerleyişi devam ettiriyor. Ancak tabii bu ilerleyiş devam ederken zaman zaman teröristlerin sahaya döşediği yani terör örgütünün kaçış güzergahlarına, komandolarımızın takip güzergahına döşediği patlayıcılar bulunuyor, mayınlar bulunuyor, tuzaklar bulunuyor. İşte bunları komandolarımız imha ederek, patlatarak teröristlere sıcak takibini sürdürüyor. Ama tabii şunu hemen belirteyim. Metina ve Avaş'ın Basyan bölgesi tabii ki önemli bir bölge. Kandil'den
Avaş'ın Basyan'a veya Metina'ya gelen teröristler zaman zaman sınırlarımızdaki hemen üst bölgelerimize, karakollarımıza saldırılar düzenliyorlardı. İşte amaç burada tamamen terör varlığını sonlandırmak ve yok etmek. Komandolarımız da şu anda bu başarılı operasyonu devam ettiriyor sınırımızın hemen 25-30 kilometre derinliğinde. Evet, biz Irak sınır hattında sıfır noktada operasyonu takip etmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 37 terörist etkisiz hale getirildi. 1300'den fazla hedef vuruldu. 3 askerimiz şu ana kadar şehit oldu. Ancak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Hem havadan hem de karadan yoğun şekilde Metine ve Avaş'ın Basyan bölgesi ateş altında. Coşkun Özel. Evet, devam eden sınır ötesi operasyonlarla ilgili ayrıntıları sınır hattından aktardı Bülent Çurcuoğlu. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Biden'ın mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullandığını söyledi. İddialara karşı belgelerle yanıt verdi Erdoğan. Tüm gerçekler ortadayken Türk milletine soykırım yaftası yapıştıramazsınız dedi. Mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Açıklamadaki ifadelere radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz. Ancak bu durum ortaya çıkan tablonun iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili kullandığı skandal ifadelere bu sözlerle tepki gösterdi. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişini hatırlattı, ardından da aynaya bakın dedi. Eğer soykırım diyorsanız, şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım. En başından beri Ermeni çevrelerin soykırım yalanının üzerine bu derece abanmalarının sebeplerinden biri de yaklaşık 1,5 asırdır kendi yaptıkları kıyımlardan ve ihlallerden sorumlu tutulma korkularıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptı bu açıklamaları. Türkiye'nin Ermenistan'la iyi komşuluk ilişkisi geliştirmek için fedakarca birçok adım attığını hatırlattı. Biden'ın yaptığı açıklamanın sürece ve ikili ilişkilere zarar vereceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 24 Nisan açıklaması hem bu süreci hem de kendileriyle olan ilişkilerimizi zora sokmanın ötesinde bir anlama sahip değildir. NATO'da iki önemli müttefik olarak nasıl oluyor da NATO ile yakından uzaktan alakası olmayan bir Ermeni lobisine Türkiye'yi değişiyorsunuz? Erdoğan konuşmasına Ermeni çetelerin yaptığı sivil katliamları hatırlatarak devam etti. Tehcir kanununun da bu katliamlar sonrasında uygulanmaya başlandığının altını çizdi. Sonrasında yaşananları belgelerle anlattı. Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı topraklarında Ermeni nüfusun toplamı 1 milyon 300 bin olarak kayıtlarda yer alıyor. Şu anda ben belgeyle konuşuyorum. Sayın Biden gibi konuşmuyorum. Biden neye dayanarak nasıl konuşuyor bilmiyorum. Sevk ve iskana tabi tutulanların sayısı Amerika'nın kendi raporlarında bile en fazla 600 bin olarak belirtilmektedir ki gerçek rakam daha da azdır. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bini ancak bulmaktadır. Gerçek rakamların bir sıfır ilaveyle abartıldığını bizzat Ermeni tarihçilerin ve siyasetçilerin kendileri de itiraf ediyor. Bütün bunlar, bu gerçekler ortadayken sizler kalkıp da Türk milletine soykırım yaftasını yapıştıramazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialara konu tarih olan 24 Nisan'a da açıklık getirdi. Taşnak, Hınçak ve Ramgavar gibi örgütleri kapatıp 235 yöneticisini tutukladığı gündür. Daha ortada ne sevk ve iskan kanunu ne de bunun uygulaması olmadığı için yaşanan herhangi bir can kaybı da söz konusu değildir. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la Haziran ayında yapacağı görüşmeyi hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gerçekler ışığında attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede tüm bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Kıbrıs sorununun çözümünde yeni bir dönem başlayacakmış. İşte bu sorunun cevabı bugün Cenevre'de aranmaya başlayacak. Biz de hemen Cenevre'ye dönelim. Cenevre'de TRT ekibinden diplomasi muhabirimiz Enes Polat karşımızda. Şimdi Kıbrıs sorununda yeni bir çözüm süreci dönemi başlayacak mı dedik. Bu soru kritik bir soru. Üç gün boyunca işte o beş ülke ve Birleşmiş Milletler'in de katılımıyla bu toplantılar düzenlenecek. Türk tarafının tezleri zaten belli. İki devletli, egemen eşit iki devletten yana Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yunan tarafı masayı deviren taraftı bugüne kadar. Bu toplantılara nasıl hazırlandılar? Senden alalım ayrıntıları, detayları. Evet Coşkun Özen, 3 gün sürecek olan toplantıların neticesinde Kıbrıs sorunun çözümü için yeni bir yol haritası olabilir mi, çizilebilir mi? İşte aslında bütün toplantılar bu sorunun cevabı için yapılacak bugün. Gayri resmi formatta düzenleniyor. Taraflardan Birleşmiş Milletler'in inisiyatifinde gerçekleştirilen toplantı için BM taraflara somut çözüm önerileriyle gelmelerini istemişti. Türkiye'nin zaten çözümü belli, net, iki devletli, egemen iki eşit haklara sahip, egemen iki devletli çözümden yana. Rum yönetimi ise federasyon konusunda ısrarcı. Ancak bu zamana kadar yapılan bütün toplantılarda Rum yönetimi ya masadan kalktı, masayı devirdi ya da referandumda çözüm önerilerini reddetti. İşte Türkiye de bunu dile getirerek federasyon görüşmelerini artık yapmak istemediklerini belirtti ki bu Kıbrıs görüşmelerinde sonuncusu 2017 Temmuz ayında yine İsviçre'de Grand Montana'da yapılan toplantıda da yine Çavuşoğlu muhataplarına Türkiye son kez federasyon çözümü için masada olduğunu söylemişti. Bunun son şansı olduğunu söylemişti ama Rum yönetimi de yine o toplantılarda masayı devirmiş ve yanaşmamıştı federasyon çözümüne dahi. Şimdi artık gözler bugünkü toplantılara çevrilmiş olacak. Bugün Türkiye saatiyle saat 17'de başlayacak toplantılar ve 3 gün boyunca devam edecek. Bu 3 günün sonucunda alttaki çıkacak olan neticeye göre Kıbrıs sorunu çözümü için yeni bir yol haritasının olup olmayacağını ya da bundan sonra nasıl şekilleneceğine dair de ipuçlarını da elde etmiş olacağız Coşkun Özen. Diyeceksiniz, toplantılarda ortaya çıkan görüşleri de sizden almaya devam edeceğiz. Enes Polat çok teşekkürler. Cenevre'de TRT ekibi toplantıların detaylarını takip etmeyi devam ettirecek. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin de mesajlar verdi. Egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonuna tam destek vereceğiz dedi ve sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin yanında olacağını söyledi. Sayın Tatar, Cenevre'de Kıbrıs Türk halkından aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getirecek. Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde zorla ittiği sığınmacılara yönelik şiddet bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Yasal Midilli Merkezi isimli sivil toplum kuruluşu, Girit yakınlarında fırtınaya yakalanan yaklaşık 200 sığınmacıyı geri iten Yunanistan aleyhine yeni dava açtı. Bu Yunanistan aleyhine geri itilen sığınmacılar için açılan 5. dava oldu. Yunanistan sığınmacıları Ege Denizi'nde zorla geri itiyor. Ancak her seferinde işlediği suçları inkar ediyor. Yasal Midilli Merkezi isimli sivil toplum kuruluşu 20 Ekim 2020'de yaklaşık 200 sığınmacıyı geri iten, hatta şiddet uygulayan Yunanistan aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtı. Geri itilen 11 sığınmacının avukatlığını üstlenen kuruluş, 12 Nisan tarihinde açtığı dava kapsamında sığınmacıların maruz kaldığı kötü muameleyi kanıtlarıyla mahkemeye sundu. Aralarında en az 40 çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu sığınmacıların amacı İtalya'ya gitmekti. Ancak Yunan karasularında fırtınaya yakalandılar. Sığınmacıların bindiği bot fırtına yüzünden ilerleyemeyince yardım çağrısı yapıldı.
Yunan Sahil Güvenliği çağrıya yanıt verse de sığınmacılar açık denizde saatlerce bekletildi. 5 saatlik bekleyişin ardından bota binen Yunan Sahil Güvenlik gemilerindeki siyah üniformalı maskeli komandoların saldırısına uğradılar. Paralarına, telefonlarına, pasaportlarına el konulan sığınmacılardan birkaçı da darp edildi. Yunanistan'a dönmeye kalkarlarsa daha fazla şiddet görecekleri yönünde tehdit edildiler. 21 Ekim günü de motoru ya da küreği olmayan sandallara gruplar halinde bindirilerek Türk karasularına itildiler. Yasal Midilli Merkezi'nin açtığı dava, Ege Denizi'nde sığınmacıları toplu olarak sınır dışı eden ve şiddet uygulayan Yunanistan aleyhine açılan 5. dava oldu. Arnavutluk'ta hafta sonu yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları netleşmeye başladı. Sandıkların %90'ı açıldı. Başbakan Edi Rama önderliğindeki Sosyalist Parti yarışı önde götürüyor. Şimdi Tiran'daki TRT ekibinden Ufuk Şahin'e dönelim ve seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri alalım. Balkan ülkesi Arnavutluk'ta 1991 yılında yıkılan komünist rejimin ardından 10. genel seçimler yapıldı ve 3.590.000 seçmen 140 sandalyelik meclisin adaylarını belirlemek üzere sandık başına gitti geçtiğimiz hafta sonu. Öncelikle şunu belirtelim, seçimlerden önce ülkede gergin bir ortam vardı. Özellikle iktidar ve muhalefet arasında bazı olaylar yaşandı. Fakat bu gerginlik seçimlere yansımadı ve Arnavutluk seçimleri olaysız bir şekilde atlattı. 140 sandalyelik mecliste 1841 aday yarıştı ve bu adayların %40'ını ise kadınlar oluşturuyor. Oyların bu zamana kadar yaklaşık %90'ı sayıldı ve bu oylar içerisinde bu zamana kadar Başbakan Edi Rama önde götürüyor diyebiliriz seçimleri. Ve seçim sonuçlarına gelecek olursak iktidardaki Sosyalist Parti oyların yaklaşık %49'unu alarak 73 milletvekili, ana muhalefet partisi Demokrat Parti ise oyların %40'ını alarak 59 milletvekili alırken Sosyalist Bütünleşme Harekatı ise oyların yaklaşık %7'sini alarak 3. sırada yer aldı. Evet, bir parti veya koalisyonun hükümeti kurabilmesi için 71 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Ülkedeki daha önceki yapılan seçimlerde oylar elle sayılıyordu. Bu seferki seçimlerde yeni bir uygulama getirildi ve başkent Tiran'da bu pilot uygulamayla elektronik ortamda oy kullanımı ve sayımı gerçekleşti. Ayrıca ülkede yeni seçim sistemiyle gitti sandığa. Bu yeni seçim sistemine göre ise %1'lik ulusal baraj uygulandı. Öte yandan seçmenler bir partinin dışında istedikleri adaylara da oy verebildi. Evet, seçimlere katılım oranı %48 oranında olurken seçimlerin ardından hem iktidar hem de muhalefet zaferlerini ilan etti. Evet, tekrar edelim. 2013 yılından bugüne ülkeyi yöneten Başbakan Edi Rama öncü liderliğindeki Sosyalist Parti'nin tekrar iktidara gelmesi çok muhtemeldir diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ufuk Şahin aktardı. Arnavutluk'ta hafta sonu yapılan seçimlerin sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeleri. Sevgili seyirciler, şimdi Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan'a gideceğiz. Türk dünyasına. TİKA son derece önemli faaliyetlerde bulunuyor. Bu ülkelerde Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarıyla ulaşıyor. Şimdi ilk durağımız Nur Sultan olacak. Kazakistan'a gideceğiz. Güzel Zaytova karşımızda. TİKA'nın yardım organizasyonunun ayrıntılarını aktaracak. Yanında değerli bir de konu var. TİKA'nın Kazakistan koordinatörü Sayın İsmail Gürlek. Sözü hemen onlara bırakalım. Evet Coşkun Özen, sizin de ifade ettiğiniz gibi TİKA son derece önemli projeye imza atıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Kazakistan'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1200 aileye gıda paketi dağıtacak. Dar gelirli ailelere Türkiye adına destek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kazakistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda malzemelerinden oluşan yardım kolilerinin dağıtımına bugün başlandı. Daha detaylı bilgi almak için canlı yayın konuğumuz TİKA Kazakistan Koordinatörü İsmail Gürlek'e mikrofonumuzu hemen uzatıyorum. Sayın Gürlek, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Böyle anlamlı bir günde, böyle anlamlı bir proje ortamında TRT ailesini aramızda görmekten gurur duyduk, memnuniyet duyduk. Az önce de
Evet, teşekkür ederiz Sayın Gürlek. Ramazan ayında gerçekleştirmiş olduğunuz bu proje hakkında daha detaylı bilgi bize verebilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Ata topraklarımız Türkistan'da, Piri Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yakmış olduğu meşale nasıl tüm Anadolu'yu sarmışsa ve onun izinden gelen ve onun öğretileriyle, fikirleriyle yetişen, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yıl ilan ettiği gibi Yunus Emre Hazretleri, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, Ahevran yılı olması hasabıyla bu değerli şahsiyetlerin de Anadolu'da ilim irfanları yayma etkinlikleri nasıl takdir topladıysa, biz de bu sene her zamanki gibi yapılan rutin gıda dağıtım programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızca geniş kapsamlı bir gıda paketi dağıtım programı başlattık. İsmine Erenler Sofrası verdik. Erenler Sofrası Anadolu Türk İslam tarihinin kalbi, kültürün gelişmesinin temel mihenk taşı olduğu için Erenler Sofrası ismi verildi. Buradan yola çıkarak Kazakistan genelinde 500 kardeşimize, ailemize ve yine en önemlisi Hoca Ahmet Yesevi Üniversitemizin Türk dünyasından konuk olan öğrencilerine, yurtlarında konuk olarak kalan öğrencilerine 700 paket, gıda paketi olmak üzere toplamda 1200 paketi kardeşlerimizle Erenler Sofrası adı altında paylaşmaya geldik. TİKA 87 ülkede 100 binlerce insana bu faaliyetini bu Ramazan'da da sürdürmekte. Evet, bir sorumuz daha olacak. TİKA'nın Kazakistan'a yönelik gerçekleştirmeyi planladığı hangi projeler daha var? Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Yine insan odaklı yaklaşımla yürütmeye çalıştığımız projeler kapsamında yine insan odaklı yakın bir zamanda bir fizik tedavi merkezi, devamında Kazakistan'da daha evvel yapılmamış, görme engelli kardeşlerimizin de çok istediği Braille sistemiyle baskı yapan bir matbaa ve devamında yine ilk yardım eğitimleriyle bunu desteklemeyi düşünmekteyiz. Başkanlığımızca yapılan istişareler sonucunda da farklı projeleri de geliştirme aşamasında olacağız. İnşallah Ramazan ayı içerisinde de yetimlerimizi de düşünüp onlarla ilgili bir etkinlik, bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle güzel projelerde hep birlikte beraber olmak ümidiyle devamında bu görüntüleri, bu güzellikleri beraber yansıtmak ümidiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet, Coşkun Özen, paylaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında her sene olduğu gibi TİKA bu senede Kazakistanlı ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. TİKA Kazakistan Koordinatörü İsmail Gürlek canlı yayın konuğumuz oldu. Dedikten sonra sözü yeniden size bırakalım. Nur Sultan'a teşekkür ediyoruz güzel Zaytova. Şimdi Kazakistan'dan, Nur Sultan'dan Azerbaycan'a, Bakü'ye gideceğiz. Zira Erenler Sofrası Bakü'de de kuruldu. Fatih Avanos karşımızda, işte TİKA'nın yardımları hemen arkasında. Yanında onu da değerli bir konuk var. Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın, TİKA'nın Azerbaycan temsilcisi Teoman Tiryaki. Hemen sözü size bırakalım. Evet, Ramazan ayı paylaşma ayı demiştik, kardeşlik ayı demiştik. Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde de TİKA Bakü Koordinatörlüğü burada. Azerbaycan'da da bu paydan, Erenler Sofrası'ndan, efendim az önce Kazakistan'daydık. Orada da yine aynı faaliyetlerimiz vardı, orada koordinatörümüz vardı. Şimdi Bakü'deyiz. Onlarca ülkede gerçekleşiyor bu yardım. Ne, bir kapsamını sizden alalım. Neler içeriyor, ne muhteviyatında neler var? TİK olarak bildiğiniz gibi her yıl 2021'de olduğu gibi bu Ramazan ayı içerisinde bu paylaşmanın ve birlikte dayanışmanın da ikliminin hakim olduğu bu yıl içerisinde biz Türkiye'nin uzanan eli olarak elimizdeki imkanları, imkanımız ölçüsünde bütün ülke, dünya üzerindeki bütün ülkelerde paylaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da 2021 yılı malumunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığımızdan yayınlanan genelge ile Yunus Emre ve Türkçe yılı, ayrıca da Hacı Bektaş-ı Veli yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda da bu alanda yürütecek faaliyetlerin koordinasyonu da Kültür Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonuna verildi. Bu kapsamda da Ahi Evran olsun, Yunus Emre olsun, Hacı Bektaş-ı Veli olsun,
Bu değerlerimizden yola çıkarak bir konsept belirlendi ve Erenler Sofrası konseptiyle TİKA olarak Ramazan ayı içerisinde 85 aşkın ülkede başkanlığımızca yüz binlerce kişiye ulaşılarak Türkiye'nin uzanan yardım eli kapsamında gıda paketlerimiz dağıtılıyor. Azerbaycan üzerinde de yaklaşık 2500 aileye ulaşarak buradaki kaçkınlardan ve göçkünlerden sorumlu devlet komitesi, Azerbaycan Kızılayı ve devlet kurumlarımızın yanında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen ailelerimizi başta olmak üzere yaralılarımız, gazilerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimiz gibi birçok kişiye ulaşarak inşallah bu kısa süre içerisinde bayrama ulaşmadan gıda paketlerimizi dağıtarak bu projemizi tamamlamayı umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. 2500 koli dediniz. Biz şimdi kameraman arkadaşım İlkin Umudov'la o kolileri sizlere göstermek istiyoruz. İçerisinde bütün temel besin, gıda malzemeleri olduğunu söyleyebiliriz. Arkamızda görüyorsunuz Türkiye'nin yeni atanan Bakü Büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı da burada. Sivil toplum kuruluşları burada. Ağızka Türklerinden yine sivil toplum kuruluşu başkanları burada ve Karabağ'da Kaçkın ve Göçkünler İdaresi'nin yetkilileri yine aynı şekilde de Karabağ'da şehit düşmüş şehitlerimizin yakınları, aileleri de yine burada. 2500 aileye özellikle savaşın çetin geçtiği, eskiden cephe hattı dediğimiz şimdi Azerbaycan toprağı olan o bölgelerde yardıma muhtaç ailelere dağıtılacağını ifade edebiliriz. 2500 koli burada sadece Azerbaycan'da ama toplamda 80'in üzerinde ülkede, Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde bu yardımlar yapılıyor diyelim. Başkent Bakü'de son notlarımız bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Sevgili seyirciler, İstanbul Çanakkale'den bir gemi geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir sahil güvenlik gemisi Karadeniz'e doğru yol alıyor. Gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı. ABD sahil güvenlik gemisi Hamilton saat 08 sıralarında Çanakkale Boğazı'na girdi. 127 metre boyunda ve 43 metre genişliğindeki gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları eşlik etti. Karadeniz'e yönelen Hamilton'ın İstanbul Boğazı'ndan geçişi için de önlem alındı. Ukrayna ve Rusya gerilimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri 14 ve 15 Nisan'da iki savaş gemisinin Türk boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için bildirimde bulunmuştu. Bölgede tansiyon yükselmiş. Amerika iki gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçtiğini bildirmişti. Şimdi Özbekistan'a gideceğiz. TİKA'nın faaliyetlerinden söz etmiştik. Erenler Sofrası'nı Özbekistan'da da kurdu. TİKA Taşkent'te muhabir arkadaşımız Şahrukbek Alimov bizi bekliyor. TİKA'nın yardım faaliyetlerinden söz ederek başlayalım. Seninle bağlantımıza bir de önemli gelişme var. Özbekistan'da ilk özel havayolu şirketi ilk uçağını getirdi ülkeye. Hatta İstanbul'a, Ankara'ya seferler yapması da planlanıyor. Nedir ayrıntılar, senden alalım. Evet, TİKA tarafından başlatılan Erenler Sofrası kampanyası, gıda kampanyası Özbekistan'da da düzenlendi. Dün Taşkent'teki bir depodan Özbekistan'ın 14 vilayetine ve şehirlerine sevkiyatı yapıldı. Toplam 4631 koli hazırlandı. Bunun için 77 ton gıda malzemesi kullanıldı ve bu malzemeler 10 çeşit ürünlerden oluşmakta ve dediğimiz gibi 14 vilayete, 14 bölgeye gönderildi ve bugün yarın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Dağıtımını ise Özbekistan Müslümanlar İdaresi'ne bağlı Vakıf Hayır Fonu tarafından gerçekleştiriliyor ve dediğimiz gibi 14 bölgeye yakın günlerde ihtiyaç sahipleri bu gıda kolilerini kabul edecekler. Öte yandan dediğiniz gibi Özbekistan'da ilk özel hava yolları şirketi faaliyeti başlamak üzere. Aslında bu şirket vardı fakat yolcu taşımacılığına yeni başlıyor ve bunun için bir uçağını getirdi. Airbus A320 adlı uçak dün Özbekistan'a getirildi ve yakın günlerde yolcu taşıma işlemleri başlatılacak. Dediğimiz gibi Özbekistan hava yollarının rotalarında olmayan şehirlere uçuşlar düzenlenecek. Özellikle
İstanbul ve Ankara'ya uçuşlar düzenlenecek. Şunu da hatırlatalım. Ankara'ya Özbekistan'ın herhangi bir şehrinden doğrudan uçuşlar gerçekleştirilmiyor. Yeni açılan özel hava yolları şirketi ise bu yönde çalışmalarını devam ettiriyor. Öte yandan 27 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Başkanı Matteo Macacci başkanlığındaki heyet Özbekistan'da olacak ve bir takım görüşmeler yapılacak. Ziyaret kapsamında Özbekistan Senatosu ve Yasama Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu, Ali Mahkeme, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları Ulusal Merkezi gibi birçok devlet kurumları ve ulusal kurumlarla görüşme yapılacak ve ilerideki işbirliği konusunda anlaşmalar imzalanacak. Öte yandan COVID vakalarına gelecek olursak, dünküne göre bugün günlük vakalarda hayli bir düşüş var. Dün 300'ün üzerindeydi günlük vaka sayıları. Şu anda 275 kişi de tespit edildi son 24 saat içerisinde. Yani birazcık iniş var. Taburcu oranı da son 24 saat içerisinde 204 kişi taburcu oldu. Ölüm vakası maalesef bir kişi de görüldü. Hayatını kaybetti bir kişi ve toplam hayatını kaybedenler sayısı 646'ya yükseldi. Aktif hasta olarak şunları söyleyebiliriz. Şu anda ülke genelinde 2804 kişi hastanelerde koronavirüsle mücadele ediyor. Öte yandan aşı işlemleri de devam ediyor. Son 24 saat içerisinde 21.405 kişi aşı oldu ve 1 Nisan'dan bu yana devam ettirilen aşı işlemlerinde toplam 565.934 kişi aşı oldu bugün sabahki bilgilere göre ve bu işlemler devam edecek. 1 Mayıs'tan itibaren ise ilçe merkezlere ve küçük şehirlere geçilecek aşı işlemleri. Coşkun Özen. Rukbek Alimov Taşkent'ten aktardı. Özbekistan gündeminde öne çıkan başlıkları sevgili seyirciler. Son sözleri elveda oldu. Endonezya ordusu batan denizaltıdaki askerlerin Sampai Jumpa Elveda adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı. Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan denizaltıda hayatını kaybeden askerlerden son şarkı. Askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntüleri ordu tarafından yayınlandı. Görüntülerde neşeli oldukları görülen mürettebat gitar eşliğinde şarkı söylüyor. Şarkının adı Sampai Jumpa, yani elveda. Endonezya'da geçen hafta içinde 53 asker bulunan denizaltı kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri, Malezya ve Singapur'un da aralarında bulunduğu ülkelerden 25 donanma gemisi katıldı. 4 gün sonra denizaltının enkazına ulaşılmış, mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu haberle birlikte Avrasya gündeminin bugün de sonuna geldik. Sevgili seyirciler, yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşçakalın.